Tıbbi durumların sıklıkla fiziksel belirtilere yol açtığını biliyoruz. Buna ek olarak ruhsal rahatsızlıkların yani depresyon, şizofreni, anksiyete bozuklukları gibi zihinsel olanların da psikolojik belirtilere sebep olabildiğini biliyoruz. Aslına bakılırsa tıbbi durumların da bazen psikolojik belirtiler ortaya çıkarabildiğini aklımızda bulundurmalıyız. Otoimmün rahatsızlıklarını kardiyovasküler hastalıkları ya da diyabeti düşünelim. Bu durumlarda olan insanlar da depresyon, anskiyete, hatta tam anlamıyla psikiyatrik bir süreç ve ruhsal bozukluklar yaşayabilirler. Yani bunu da mutlaka aklımızda bulundurmalıyız. Şimdi aynen bu şekilde ruhsal bozukluklar da zaman zaman fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir. Mesela depresyon uyku sıkıntısına neden olabilir. Şimdi buna gerçekten odaklanmanızı istiyorum. Çünkü bazı ruhsal rahatsızlıklar için bu durum oldukça önemli. Rahatsızlıkla birlikte fiziksel belirtiler de çok ciddi bir şekilde ortaya çıkar. Hastalık ya rekt olarak fiziksel belirtilere yol açar ya da zaten var olan fiziksel belirtileri yani mevcut sağlık durumunu daha da kötüleştirir. İşte şimdi size bu konuyla ilgili birkaç rahatsızlıktan bahsedeceğim. İlk olarak somatik belirti bozukluğu ya da somatizasyon bozukluğuyla başlayalım. Bunu diğer bir rahatsızlıkla yani konversiyon bozukluğuyla karşılaştırmak istiyorum. Somatik kelimesi bedensel anlamına gelir ve somatik derken aslında kastettiğimiz şey fiziksel yani bedensel belirtilerdir. Az önceki tablomuzda fiziksel belirtiler dediğimiz kısmına dönersek, burada fiziksel belirtiler yazan yere aslında somatik de yazabiliriz. Fiziksel ya da bedenselle somatik eş anlamlı kelimeler. Zaten bu hastalıktan bazen bedensel belirti bozukluğu olarak da bahsedilir. Bu konuda ilk bahsedeceğim şey hastalıkta ne gibi belirtilerin ortaya çıktı. Somatik belirti bozukluğunda herhangi bir belirtimiz olabilir. Bilek ağrısı gibi oldukça spesifik bir şey de olabilir ya da yorgunluk gibi çok daha genel bir belirti de oluşabilir. Kısacası, hastalıkta herhangi bir belirti olabilir. Öte yandan, konversiyon bozukluğundaysa oldukça nörolojik bir belirti ararız. Yani bu hastalıkta mesela konuşma, yutkunma problemleri nöbet geçirme ve hatta felç gibi bir sorun olabilir. Nörolojik belirti olabilecek ya da öyle gözüken herhangi bir şey bu hastalığın semptomu olabilir. İkinci olarak somatik belirti bozukluğu dediğimiz durumlarda belirtileri tıbbi testlerle açıklayamayabiliriz. Belirtiler tıbbi testlerle açıklanabilir de açıklanamayabilir de. Bu da demek oluyor ki belirtiler tıbbi durumla alakalı olmayabilir. Diğer taraftan, konversiyon bozukluğunda durum çok farklıdır. Burada gördüğümüz nörolojik belirtiler bilinen herhangi bir nörolojik veya tıbbi durumla tamamen uyumsuzdur. Testlerle veya klinik muayene ile onları açıklayamayız. Peki somatik belirti bozukluğunu ruhsal bozukluk yapan nedir? Bozukluk dediğimizde herhangi bir işlevde azalma olduğunu kastederiz. Bu durum İnsanların yapmaktan hoşlandıkları şeyleri yapmalarını engeller. Mesela kişiyi okula gitmekten ya da eğlenmek için bir şeyler yapmaktan alıkoyar. Peki bunu nasıl yapar? Birçok farklı şekilde olabilir. Bu kişilerin bu tarz belirtileri olduğunda aşırı strese girerler ve endişelenirler. Gerçekten de aşırı derecede endişelenirler ve uç noktada anksiyete yaşarlar endişelenerek bu belirtileri düşünerek çok fazla zaman ve enerji harcarlar. Bunların hepsi de tamamen aşırı düzeydedir ve kişiye oldukça zarar verir. Gerçekten haddinden fazladır. Yaşadıkları kaygı ve anksiyete seviyesi, endişelenerek, stres olarak bu belirtilere harcadıkları zaman ve kaynaklar hepsi oldukça zararlıdır. Konversiyon bozukluğuna baktığımızda ise, Tıp veya nöroloji anlayışıyla açıklanamayan nörolojik belirtiler görürüz. Bazen ama kesinlikler zaman değil, bu insanlarla konuştuğumuzda veya onları anlamaya çalıştığımızda psikolojik stres yaşadıklarını veya başlarından travmatik olaylar geçtiğini görürüz. Yani aslında stres ve travma bu nörolojik belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Son olarak değinmek istediğim bir durum daha var. O da yapay bozukluk. Bu bozuklukta hasta, hasta olmak ister. Hastalar tanık olması ya da tedavi olmak için fiziksel işaret ve belirtileri çarpıtırlar veya karşılarındaki kişileri kandırırlar. Kendilerini yaralayabilirler. Testleri çarpıtabilirler. Bunu Munchausen sendromu veya Vekaleten Munchausen sendromu olarak da duymuş olabilirsiniz. Vekaleten Munchausen sendromunda başka bir kişi için hastalık uydurulur. Yani mesela bir insan başka bir insanı hasta gibi göstermeye çalışır ve böylelikle o kişinin tıbbi müdahale, araştırma ve tedaviden geçmesini sağlamış olur. Yapay bozuklukla ilgili önemli bir konu, insanların bunu para için yapmamaları. İnsanlar bunu sadece hasta rolünde olmak için yaparlar.